Ölçü şöyle yani nasıl çıkıyor diye. Şimdi bir Müslümanın, şu toplumdaki Müslümanların aklını inşa, kalbini ihya etmeye dair beyanat vermeyip, yani Müslümanın aklına lazım olacak, istikamete koyacak, kalbindeki duyguları istikamete koyacak beyanatları, yani dindeki zaruriyatı, ustadın dediği gibi, dinin zarur meselelerini bırakıp, ihtilafı meseleleri, hele hele o hadisin suretiyle hakikatını tefrik ve temyiz edemeyecek bu avam içinde bahsetmek ve avamın Kur'an'a veya peygambere karşı suizanına, şüphesine vesile olup fitneyi uyandıracak beyanat veya hadisleri ve ayetleri zikretmek ya bu zındıktır, aramıza girmiş zındıktır veya ahmaktır. Ahmaklıktan tahakkuk etmiş sarhoş ahmaktır. Sarhoş ahmak ne demek biliyor musun? Sarhoş ahmak. Hırs bir insan ahmaklaştırır. Hırs, şöhret, baş olma sevdası. İmam-ı Rabbani'ye göre baş olma sevdası. Para, kariyer, kadın. Yani yestehibunel hayate dünya alel ahire. Tamam. Dünya hayatını tercih ettiren ahirete göre her neyse o onun hem küçük dünyasıdır hem onun aklıdır. Hırs onun aklı olur. Şehvet onun aklı olur. Gadap onun aklı olur. Şimdi bu baktığın zaman mesela ekranlarda bu Müslümana yarar mı? Gidiyor. Bu milletin düşünce boyutunda zanları var, şüpheleri var. Tamam mı? Dine, ahirete. Onları bırakıyorsun. Hiçbir yani detayı, zekatın zekatı hiç alakası olmayan, yok peygamberin kanı, yok terliği, yok şey saçı sümüğü, bunlardan bahsetmek doğrudan doğruya din-i mübine hücum etmektir, ettirmektir. Bilerek veya bilmeyerek. Netice aynıdır. Niçin? Askerlik yaptınız biliyorsunuz. Cephanede nöbetçisiniz. Ha uyudun, düşman geldi havaya uçurdu. Ha sen havaya uçurdun Osman. Ne farkı var abi? Sonuç aynı. Sonuç aynı. Yani bu insan çok bilmek değil. Allah çok bilmeyi methetmiyor Kur'an'ında. Kur'an Yasin'de, Yasin Fatiha'da. Fatiha'da şurada. Besmele. Besmele'yi de nerede hulasa olmuş? Yani eylemde ne demek? Besmele'nin eylemdeki hali nedir? İhdine sırat-ı müstakimdir. Başı, ortası, sonu hidayet olan istikamet. Herkeste bir istikamet var. Askerlikte yapmıştık. İstikamet bilmem falan yer. Marş marş. Tamam, böyle. İstikamet su deposu der. İstikamet şu ya dağ der. Hatırlarsınız yani. O tarafa doğru koşuluyor. Ama hidayet olan istikamet. Öyle bir hidayet şey müstakim ki, doğru yol ki neticesi hidayet. Adama bak ya, adama. Yani bu milletin nesine yarayacak? Allah Resulü'nün kanını falan şahabe içmiş, sümüğünü şöyle olmuş, idrarı şöyle olmuş. Şuraya bak ya. İnsan bu kadar şu alelen dini mübine vurmaz ki. Şey mi oluyor acaba? Yani ben seyretmediğim için bilmiyorum. Ben çok Şeyi yani birileri tenkit ediyordu. Onlara böyle cevap niteliğinde mi Hayır, hayır, hayır. Şimdi bir kitap yazıyor bunu. Kitap yazıyor. yani öyle bir şey yok değil mi? Hani biri der ki işte böyle bir hadis var sallıyorlar. O da onu savunmak için. İlim yok abi. Tercüme üzerine çok giden bir. Şimdi bu ne yapmış biliyor musun? Bir kitap yazmış. Sümü Şerif diye mi? İşte böyle. Ondan sonra onu tabii ne yapıyor? Zındık televizyon yayıncıları. Fatih Altaylı gibi böyle adamlar.
Ondan sonra bunu görüyorlar. Tamam, bunu da bu tipler de vitrini çok severler. Vitrinden inmezler. Çok severler. Hastalık işte. Bu bir hastalıktır ama bilinmez bir hastalıktır. Ama şeytan şeyle aldatıyor. Dine hizmet ediyor. Onlar da dalga geçmek için bunu çağırırlar. Bu da toplumun en saygın gibi, sanki Müslümanları temsil eder gibi bununla dalga geçerler. Bir videosunu gördüm, asker telefonu kırıyordu. Adam cennet dedi. Adam diyor ki cennet var mı ya diyor. Aa, hadis var diyor. Adamla inkar ettiriyor. Ya güldürüyor. Yani dalga geçiriyor. Ya da adam resmen inkar ediyor. Hiçbir şey yapamıyor, diyemiyor. Çünkü niye sahası değil. Yani sanki kasten çıkartılmış. Öyle bir tiyatro oynuyorlar ki bu milletin karşısına. Kesinlikle hiç kimse özürlü değil. Mazur da değil. Bilmiyor değil ha. Bilerek yapılıyor. Hadi bu bilemedi. Etrafında adam yok mu? O kayıtlı videoyu dinlemiyor mu? Herkes kendi videosunu tek başına dinlerken görür. Hatasını görür. Yaptığı hatayı, kusurunu görür ya. Etrafında hiç kimi insan şey yapmıyor. Vardır da uyardığı halde. Bu adam neticede ya cephaneliği kendisi havaya uçurdu ya da cephanelikte görevini yapmadı, uyudu, düşman geldi, cephaneliği havaya uçurdu. Netice aynı. Şimdi ondan sonra ya hadis var ya diyor. Bir de dine hücum ettiriyor yani. Hangi bir Müslüman, kamil Müslüman dahi olsa sümüğü şerifini yok aldı, sahabe böyle yaptı, böyle yaptı. Ya demesin. Nerede o iman ya? Ve ondan sonra böyle bir şey. Neyin nesi ya? Ben dün ders yaptım işte. 23 senede tamamlanan İslamiyet daha kan ayetinin necis olduğu gelmeden ve Peygamber Aleyhisselam'ın onaylamadığı al bu kanı diyor. Git diyor ayak basılmayan yere göm. Adam muhabbetinden böyle aşk seviyesindeki sarhoşluğundan, şatahatından, coşkunluğundan gitmiş içmiş. Peygamber bunu bilememiş mi? Bilmiş. Eğer sükut etseydi ikrar olacaktı. Tasdik edecektim. Ya filane kanı ne yaptın diyor. Bu gösteriyor ki onaylamayacak şimdi. Gömdüm diyor. Hiç kimsenin ulaşamayacağı. İçtin mi yoksa diyor. Evet ya Resulallah. Peki oradaki diğer sahabeler ne yapması lazım? Onlar da içmesi lazım. Peki bunu gönderdikten sonra tekrar sorması, emri tekrar ettirmesi askerlikte. Bunu onaylamadığını gösteriyor. Hiçbir kamil insan bunu onaylamaz. İzahta şey diyor abi. Diyor ki işte senin diyor kanın bana kan. İşte ben asla işte daha cehenneme girmem. O niyetle işte. Ha o içebilir. Ha, o bu yani. Ha o niyeti başka. Allah ona şifa. Ama genel bu mevzuyu yapmak ve ümmete bunu söylemek korkunçtur. Adam sahabeye gider, peygamber kan içer, bu da müritte, şeyhin her şeyini içer. Yani böyle acub, garayip bir zamandayız yani. Bundan daha garip bir ahir zaman olmaz ha. Yani yok boş ver. Yani bir garip yani, garayip. Öyle deme, ağır tabir. Yani Allah muhafaza ama yani ahmak olduğu en kesin. Çünkü niye? Müslümanlara lazım olacak şey olmadığı ve zındıkların hücum etmesine vesile olan bir şeydir. Din-i mubine. Bu hassas süreçten geçiyoruz. Toplum dibe vurmuş. Daha zaruri şeyleri, namazı niçin kılacağını bilmeyen, daha Allah tanımıyor ya. Hangi, size sorayım ya sokaktaki ne diyeyim. Allah deyince kaç dakika konuşursunuz ya Allah hakkında? Allah hakkında ne biliyoruz? Bildiğimizi zannediyoruz. Bir şey bildiğimiz yok. Abi şey bile, birkaç böyle şeyler gördüm. Adam diyor ki, la ilahe illallah ne demektir diyor. Onu soruyor, çok söyleyemiyor. Bu kadar ya. La bak görüyor musun? Adam söyleyemiyor. Sokakta mı? Sokakta mı? Sokakta mikrofon mu tuttular? Çok söyleyemiyor. Ha, böyle bir topluma sümük bilmem idrar bilmem. Yazıklar olsun senin boyun postuna be. Yazıklar olsun. Bak şimdi daha çok rahatsız ettim. Mikrofon tutuyor her sokakta. Ya. La ilahe illallah nedir diye soruyorlar bilmiyorum. Ya ben şöyle yapayım. Ben Müslüman 5 vakit namaz kılana sorayım. Günde kaç defa söylüyor değil mi? 50'den ziyade, 100'den ziyade. Subhanallah, Subhanallah. Her namazdan sonra. Subhanallah manasını bilmez. Onlara girsen hepten.
Temel şey ya. Yani. Ben onu o sokaktakine değil Müslümana soracak. Namaz kılan. Subhanallah ne demek? Elhamdülillah ne demek? Şimdi sokakta Müslümanım diyor. Beşli de guslu da bilmez. Ustad diyor ki zarureti diniyi terk edip teferruatı öne çıkartmak. Tamam. Bunların yani iyi niyet olun. Her şeyde diyor. Zarureti iştihat risalesinde. Evet. 20. sözde. Yani böyle diyor iştihadi şeylerde yani bu tabirler çok ağır biliyor musun? Mesela başka bir tabir var münazaratta. Adam siyasi bu devlet bir devlette yaşıyorsun. Almanya'da yaşıyorsun. Türkiye'de yaşıyorsun. İran'da yaşıyorsun. Seni birisi yönetecek ister istemez öyle değil mi? Sen yönetici olacaksın ki. Öyle değil mi? Bu başka bunun mantığı var mı başka bir şey? Sen bu devlette bir devlet var mı yönetecek. Bunların içerisinde o yöneticilere adaylar var. Ben yöneteyim. Ne yapacaksın? Adam çıkmış böyle. Sizden Allah'ın diniyle hükmetmeyen kafirler ta kendileridir. Oysa onu onaylamayan demektir. Tamam mı? Zahire bak. Şimdi seni birisi yönetecek. Dinde ne güzel kayda getirmiş. Güya dindar ha bu. Diyor ki herhangi bir yerle şimdi diyor seçimde oy vermek diyor kafirdir. Yani tercih ettiği partiyi takdir ettiği görüyor. Şimdi oysa İslam anayasası var, İtalyan anayasası var, Alman anayasası var, İsviçre anayasası var. İslam anayasasının toplandığı kitaba mecelle denilir. Hukuk yani. 29. madde diyor ki böyle bir ortamda düştüğünüz zaman İslam olmadığı zaman bu azami şer var, ehven-i şer var. Korkunç şer, hafif şer. O büyük şer olmaması için diyor küçük şeri tercih edersiniz. Takdir değil ya. Yani. Peki ben etmedim. Oya seçime gitmedim. Ehven-i şeri diyor, haşyede diyor. Ehven-i şeri tercih etmeyen azam-ı şeri tercih etmiş olur diyor. Çünkü şerhi mi var abi? He? Başka bir yer şer kitabı mı var? Haşyede dediğiniz. Başka bir şeyde mesela şey almış. O tarihçi tarih var ya. Soruyu da sorup şey yapmıştınız size. Bu Tevfik dediğimiz Cevdet Paşa. Cevdet Paşa. Ha orada koymuş ulemanın tefsiri. Ulema bunları tefsir ediyor. Diyor ki bir Müslüman potansiyel olarak azam-ı şerin karşısındadır. Ehven-i şer'i takdir etmez, tercih eder. Şimdi kantar düşünün. Ben bu misal benim. Bir kefe, kantar. Şimdi ikisi dengede ve taş var. Bir kefenin havaya kalkması için oradan bir taş alacaksın veya karşıtına bir taş koyacaksın. Bir Müslüman potansiyel olarak ehven-i şer'in yanında olur ki azam-ı şer'den korunalım diye. Azam-ı şer, Sırp gibi adam yani. Malum Cumhuriyet'in dönemindeki adam. Yani camileri yıkılıp, Kızıl Elma Caddesi var. Atlı Tıp'a giderken Fındıkzade'de solda. Umumi bir tuvalet yapılmış. Cami kaldırılarak. Şimdi ona eskisine benzetilerek cami yapılmış. Tamam. Şimdi bunların içinde beni bu yönetsin. Yani en azından o kadar ahmak ki bu Müslümanın ehven-i şer'i de hak etmiyor. Bunların kafasını böyle toplayacaksın bu tipleri. Bir şehir yapacaksın. Ona azam-ı şer'i başlarına koyacaksın. Ne güzel olur. Azam-ı şer'leri kafasına koyacaksın. Dumanın attıracak yani. Böyle İsrail gibi oklava girecek. Yani kardeşim sen İslam'ı istiyorsun da gökten mi gelecek? Gayret etmeyecekler mi? Yani birileri çıkacak, gayret edecek, iyiye doğru gidecek. Daha iyiye doğru bir işin bir ucundan tutacaksın da. Ya herru ya merru, tarlaya girdin, hepsini toplayamadım meyveyi. Aşağıda topladıklarımı da bırakıyorum. Der misin ya? O zaman ipin ucundan biraz tutacaksın da, yani kötünün iyisine doğru gideceksin, sonra en iyi olacak yani. Sen hiç gayret etmeden kötünün karşısına iyileri yanında bulunması aleyküm selam. Nasıl peki şey yapacaksın? Nasıl olacak ki bu? Bu sosyal bir yapıdır. Sosyolojidir. Mehmet kardeş hoş geldin. Şimdi böyle bir şey oraya gideme. En iyisine nasıl gideceksin? Ya bu akıl tutulması mı? Yok ya ahmak ya. Onun için nasıl olursanız başınızda öyle olur ya. Ama bu arada Müslümanların samimi olanları da sıkıntı çektiği için diyorum ki böyle imkanım olsa da böyle
bir site gibi. Bunları toplayacaksın hepsini. Böyle mi istiyorsunuz? Ha, şeriatı isteyenlere tütü kuşu gibi. Diyorum ki, ha bunları şeriatı. Peki şeriat istiyor. Hakikaten istiyor mu? Ölçü nedir biliyor musun? Şeriatı toplumda istiyor değil mi? Samimi mi değil mi? Tütü kuşu gibi ne dediğini bilmeyen papağan gibi mi değil midir anlatayım size. Evinde televizyonu yoksa onun ayağını öpeyim. O hakikaten topluma şeriat istiyor. Şeriatı istiyorum deyip de evinde televizyon olan sahtekardır. Sahtekardır, yalancıdır. Müfteridir. Niçin? Evine daha kendisine şeriatı getirememiş, sokaktakilere dayatıyor. Bu samimiyetsizliğin ifadesidir. Samimi misin sen? O istiyor abi şeriatı. O şeriatı kesin istiyor. Hı. Ama kimi istiyor biliyor musun? Kendine değil, herkese istiyor. Ahmet'e. Onlar olsun, benimki önemli değil. Peki evinde televizyon olan yer, evinde şeriatı istiyor. Nereye istiyor? Tamam istersin ama. Nasıl olacak? Bir de diyor ki Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen ta kafirine ta. Orada o mealen öyle midir? Tasdik etmeyen, aleminde onaylamayan. Tamam. Ben bilmiyorum ki. Oradaki gramer yapısı meal birkaç defa değişik verilebiliyor. Vermiş öyle kastı. Şimdi evinde televizyon var, sen topluma şeriatı getireceksin. Televizyonla ne alakası var? Televizyon evde demek, evinin kapısının herkese açık demektir. Sen evden çıktıktan sonra ne şeriatı ya? Evine tarumar olmuş lan senin evin. Kafa mı kalmış? Bir de dindar güya, Allahu Ekber, radiyallahu anh'a bak yani. Hiçbir partiye oy verilmezmiş, kafirlikmiş, vay müştehide bak ya. Nerede bu adamlar nerede ya? Cuma'ya gitmeyen var. Cuma'ya gitmez. Cuma'ya gitmiyor. Ondan sonra bir de ha kadın ha bir de. Vay. Matmazel radiyallahu anha. Ben yeni bir tabir. Ben Fransızca okuduğumuz için. Madam okutuyorlardı ya. Radiyallahu anha. Oo, müştehide. Müştehide-i izam. Verilmezmiş. Bu verenler de hep kafirmiş. Ben şimdi kafirmişim yani. Kim diyor bunu ya? Diyor şu sokak işte Vahabiler var. Vahabi kadın erkekler ne diyor? Bu toplumda diyor oy vermek kafirdir. Böyle boşuna mı konuşuyorum 10 dakikada mı? Böyle tipler var ya. Bunlara ustad ne diyor biliyor musun bu nazaratta? Ben bunlara ne nazarıyla bakıyorum diyor. Anarşist nazarıyla bakıyorum diyor. He? Çünkü niye? Bunlar diyor hiçbir ölçüyle idare edilemezler diyor. Ölçükleri kendileridir. Anarşist diye mi geçiyor? Anarşist diye geçiyor. Ben bunları anarşist nazarıyla... Aç da oku da kulaklarımızın pası gitsin. Bunlara niçin? Bunlar toplumun içine fitnedirler. Müslümanın içindeki fitnedirler. Bunlar azami şere destek veriyorlar. Bunlar ehven-i şerin yanında olmayınca otomatik olarak azami şere destek veriyorlar. Aç bak münazarat ya kaçtı ya. Tamam. 40 muhakeme sandettim. Yok abi münazarat ya dedim. Takdimde geçiyormuş abi. Oku bakalım. Oku bir lambayı da basar mısın? Şunu çekeyim mi abi? Nasıl iyilikten fenalık gelir? Yani okuyorum. Bak nasıl iyilikten fenalık gelir? Yani adam iyi düşündüğü halde niye kötülük yapıyor? Biraz daha geriye geliyor. He. Sual, o fırkadan ehli fazlı kısmına ne diyeceğiz? Onlar iyi adamlardır. Cevap, çok iyiler var ki iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar. Bak, gör, çok iyiler var ki iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar. Fenalık sual, yapıyorlar. He. Nasıl iyilikten fenalık gelir? He. Cevap, muhali talep etmek kendine fenalık etmektir. Bak, muhali talep etmek kendi. Şimdi Resulullah gibi asıl saadet olsun. Bu topluma. Bu nedir? Muhali talep etmek. Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. He. Zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet. Tamamıyla masum olamaz. Yani mesela dura gidelim. Tamam. Yani hükümet düşün. Zerratı şu. Memurları. Sen ben yani. Sen ben bunu memuruyuz. Günahkarlarla reziliz ya. Bu devleti oluşturmuşuz. Evliya Allah değil. Ha hiçbirisi yani. Ve peygamber değiller ya. Peygamber de seçmiyorsun. Evet.
demek noktayı nazar hükümetin hasenatı seyyiatına tereccühudur. Ha o zaman ha hasenatı seyyiat hangisi galip? İyiliği mi kötülüğü mü? Yoksa seyyiyesiz. Seyyiyesiz, günahsız, kusursuz. Hükümet muhali adidir. Yani adi demek toplumda böyle kusursuz bir insan zaten toplum insan olamayacağı gibi bir peygamber var. Bir devlette devlet veya hükümet kusursuz, günahsız, muhali adidir. Yani normalde olamaz. Böyle bir şey yoktur yani. Varlıkta yoktur. Allah yaratmamış. Yani böyle bir şey yok. Sanki bugüne hitap ediyorsun. Aynen. Evet. Ya. Evet. Bilmiyor muydun ya? Yok, ben bilmiyorum. Hükümetin şahsı manevisinde olur mu abi? Şahsı manevisinde de şey... Şura olsa olur. Şurada olur işte ama bu realitede bahsediyor. Eylemde. Bir toplumu yöneten bir devlet veya hükümet zerratı nedir? Efradı nedir? Memurlarıdır. Bu günahkarlarla bir araya gelen devlet memurlarıyla oluşan bir hükümet var. Bu hükümet kusursuz, eksiksiz, noksansız mı olabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Mümkün değil öyle bir şey. Adam cenabette memur geliyor. Devlet başkanı ne suçu var şimdi bu? Adam memuru almışsın orada el işi yapıyor kadın. Adam da maç toto oynuyor. Senin işine uğraşmıyor. O adamın ne suçu var yani liderin? Kul hakkını yiyor. Sen, orada o vazifeyi yapması gerekirken yapmıyor. Haram yapıyor. Senin orada gelip de o parayı niçin alıyorsun? Daha ben kaç defa uyardım. Özür dilerim. Devam edeceğiz. Kaç defa uyardım. Hocam dedim bak vazifen ille namaz kıldırtmak değil. Ezanı okuyup da başkasının icarla toprağını alıp veya bir dükkana gidip dükkanı işlettirme. Çocuk okut. Gelmiyor. Oturmuyorsun ki gelsin. Evlere gitmiyorsun. Bak dedim faturası çok ağır olur. Yapma dedim. Sonra işte evlendi falan. Şimdi dilsiz çocuğu oldu. Bana okutturmaya şey yaptı. Can hocası. Hocam dedi yani bu nikmeti nedir dedi ya falan. Konuşamıyor falan. Ben dedim konuşanların ağzına Kur'an vermediğin için sen çocuk okutmadığı için Allah da o parayla oluşan sülbinden olan çocuk dilsiz yaptı dedim. Ben seni 10 defa uyardım dedim. Gene dinlemedi. Bu düzelmesi lazım. İkinci çocuğu daha değişik oldu. Gene halis olduğu için. Diğerlerine hiç zaten ceza gelmiyor. Halis olduğu için dünyada için. Tabii. Gene bu dünyada. Devam et. Yoksa seyyiyesiz hükümet muhali adidir. Ha dur. Seyyiyesiz hükümet. Yani hatasız, günahsız bir hükümet. Sen var mısın? Kusursuz musun ki? Koca bir beynemilen bir hükümet veya devlet. Türkiye'deki veya şuradaki, buradaki devlet. Kusursuz olsun. Bu muhali adidir yani. Allah'ın böyle bir adetullahı yok yani. Yok mümkün değil. Hazreti Ömer zamanında o kusursuz ama onun efradı öyle mi? Hazreti Osman'ı görmüyor musun? Hazreti Osman. Yani çok garip yani. Uhud'a baktığımız zaman Uhud'da mı Bedir'de? Uhud'da galiba. Uhud'da o dehşetli savaşın şiddetinde baktı bir mağlubiyet var ya. Hazreti Osman yani. 3-4 adamıyla cepheyi terk ettiler yani. Ölüm korkusundan. Allah Allah, öyle miymiş? Olmuş yani. Yani sen sahabe ya. Sahabe bu. Ya. Ama sonra ne yapıyorsun? Niye Kur'an okurken şehit ediliyor? Allah herkese liyakatına göre muamele ediyor. Peygamber dahi. Allah Allah'tır, kul kuldur. Allah hiçbir şeyi liyakatsız yapmıyor. Ne yaptı sana? Aileyle mi imtihan oluyorsun? Bilmem neyle imtihan oluyorsun? Sağlıkla mı oluyorsun? Biz buna müstahakız. Hak ettik. Biz bunu hak ettik. Biraz böyle menfi milliyetçilik yapmış kendi kavminde böyle devlet erkanı. Allah da bu şekilde neticelendiriyor. Onunla günahını affettiriyor. Kanun peygamber sahabedir değişmiyor bu. Onun için bak şöyle devam et ağır bir tabir gelecek yani, şimdi. Ben böyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Ya, ben böyle adamlara anarşist. Anarşist ne demek? Hiçbir kural ve ölçü tanımayan kendi idealistini değil. İdealist sen ben. Sen farklı düşünebilirsin. Bu idealist insandır.
medeni bir insandır. Sen öyle düşün, ben böyle. İdeoloji sahibi demek, benim gibi düşünmeyeceksen öleceksin. İdeoloji sahibidir. Ha, o zaman ben diyor, bu tip adamlar var ya biraz önce anlattığım şartta bu bir devleti falan, As-ı Saadet gibi, sahabe gibi görüp göstermeye çalışma, bunlara ben diyor anarşist nazarıyla bakıyorum diyor. Bu işte Abdullah İbni Vahab var ya, Vahabileri kuruşu yapan. İşte o silsileden Türkiye'de. Efendim şimdi Allah'ın diniyle hükmetmeye takavvül etmeye verme. Vermeyece nereye vermiş? Bunlar zaten verse nereye gidecektin ki? Elverin şere vermeyecektin ki. Sen azam işer adamısın. Evet. Bitti. Yok devam edelim. Bir cümle daha var. Güzel. Zira onlardan birisi Allah etmesin 1000 sene yaşayacak olsa. Vehhabilerden bir tanesi 1000 sene bu tip bir Müslüman olsa, yaşayacak olsa. Adeta mümkün hükümetin hangi suretini görse hülya ile yine razı olmayacak. Hangi hükümet gelirse gelsin, kendi hülya var ya, kendi hayal, kurgulaması. Razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan. Bunu Harman okumuştu. Mevlüt Tahrib ile. Yani bu olmayacağından dolayı evet, eylemleri hep tahrip. Mevlüt Tahrib ile. O sureti bozmaya çalışacak. İyi, en azından en iyiye giderken yani bu bir tanesi seçiyorsun da iyi gitsin diye. Bir işin birisin bir yerinde tutacaksın, ucundan tutacaksın. Az musarı hemen bozar diyor. Diyor abi. Zararınız dokunmasın. Evet. Zaten bitti değil mi abi? Saatte. Şurada şöyle diyor. Şu halde böylelerin fena zannettikleri Jön Türkler nazarlarında dahi melun, anarşist ve istihşaşçı fırkasından alt olunurlar. Meslekleri ihtilal ve fesattır. Ya, fesat ve ihtilal bunların. İşleri, güçleri, akılları ihtilal, fesat. Böyle mesela Vehhabi tipleri hiç kafirlerle uğraşmaz. Hiç uğraşmaz. Kimle uğraşır? Onlar diyor kafirdir diyor, gene iyidir. Müslüman namı altında o şirk ehilleri var diyor. Sana bana şirk diyor. Onun için şirk diyor, şirk ehli kafirden daha eşit olduğu için Vehhabiler hiçbir dinsizlerin Müslüman olmasına değil, Müslümanları şirk ehli gördüğü için Müslümanların içine fitne yaparlar. Bunlar anarşist tipli. Anarşist ruhlu bunlar. Hiçbir ölçüleri yoktu. Kendileri ölçü. Bunlar değil mi abi? Götür götür. Peki. On oldu mu? Yok oldu. Daha 9.35'e 34. Hasan abi ben başka bir soru sorabilir miyim? Bu kısım, şu okuduğumuz yeri siz bir ders yapsanız, yani metinden okuyarak. He, böyle işte okudum biraz önce anlattım ki. Hiç o oku bir şeyde eskide okumuşum. Yani şöyle yani pardon hani mehazlik kutsiyet farklı ya. Yani şimdi bir o şeydeki dersiniz vardı ya orada seçimden önce. Orada bunu bahsettiniz mi? Anarşisi bakma bahsetmedim. Etmişim bilmiyorum ki. Öğlen dersleri de eskiden çok okuduk bunlar. Yani hani mehazda evet. Okuyarak izah etseniz daha evet şey. Evet öyle yapıyorum. İşte bu anarşist nazarıyla bakın. Mesela biz hani hep şu anki mevzu onun üstünde ya. İşte bak öyle yapıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ya kardeşim mevzu yani. Bu şeyin bir adiyat bir Allah'ın bir kanunu var. Adetullah'a var. Mesela Adem Aleyhisselam'dan başlamış. İyilik, kötülük birbirine girmiş, ayrışmamış, ayrışması mümkün değil. En iyiye nasıl gideceksin? En azından az zararlı, yin yanında olacak, içeriye gireceksin, düzelteceksin, yardım edeceksin, katkı sağlayacaksın. Öyle bir şey ki abi şu an bizde, şu an hani bu siyasi şu an iyice alevle konuşuluyor, herkes şöyle olacak, seçim şuydu, sayıldı, mayıldı. Şimdi herkes zili o kadar karıştı ki, yani hepimizde şu şey var. Bir, hani kendi öz eleştiri noktasında evet yanlış yapılıyor, hatalar var, sıkıntılar var, böyle olmamalıydı, şöyle diye bir nazar da var ya şu an. Biraz öz eleştiri gibi ama iş bazen de tepe taklak. Yani peki hani buradaki verilen nazarla şey karışıyor. Çünkü bu sefer kafiri unutuyorsun. Yani Müslüman'ı şirkten kurtarayım diye ehli dalaleti unutuyorsun. Ehven işleri düzelteyim derken azam işleri taraftar oluyor ve unutuyor. Yani bak şimdi ehven işlere hücum ettiği gibi azam işleri hücum etti. Bilmiyorlar abi bilmiyorlar. Sorun ne yok, bilmiyorlar. Bilmiyorlar değil. Bak, bende abi. Var bende. Boş ver başkasını söyleme. Bak bu nazar konuşulduğunda öyle bir kaçıyor ki denge.
Gidiyorsun, öz eleştiri yapıyoruz diye. Yani gibi yani. Bizim üzerinde böyle ne oldu lan? Ortalık karıştı şimdi. Vallahi. Hak ettin, şey ettiğine gidiyor. Bilmem ne, böyle olacak tabii, bilmem ne olsun. Bizim de şeyimiz kırılıyor, kuvvetimiz. Biz ne diyoruz bu meselelere? Ben şahsı kanaatim diyorum ki kardeşim, bu bana zarar veriyor. Doğru mu? Evet. Peki bu kime zarar veriyor? Bu Allah'a zarar veriyor, dinine zarar veriyor. Hangisini ölçü alacağız? Doğru mu abi? Evet. Bana zarar veriyor, değil mi? Bu saadetlerdir. Böyleler ne diyorum diyorum. Biz böyle toplandık bir gün. Aynı böyle yine herkes hararet. Bir dakika dedim kardeş. Herkes Kur'an'a yemin ederek söylesin. Dedim ki sen bu ilçenin nüfus müdürü oldun. Veya nüfus memuru oldun. Teyzenin kızı da geldi. Bir sürü de insan burada var. Ona imtiyaz verecek misin? Kimliği çıkarmak için yapmayacak mısın? Bana doğru söyle. Doğru da hiçbir şey demedi. Lan dedim sen daha adalet olmamışsın. Buna nasıl bekliyorsun dedim ya. Hanginiz yaparsınız dedi. Yapmaz. Peki dedim sen de dedim tapu müdürü oldun. Şurada dedim bir tane arazi var dedim. Ne arazisi diyorlar? Hazine arazisi. Satılacak. Aynı parada ya. Hiç devletine zarar vermeyeceksin. Teyzenin oğluna önce söylesin yoksa millete mi söylesin? Hangisini söyleyeceksin? Arkadaşına söylemeyeceksin mi? Abi orada söyleriz. Peki dedim Allah'a korkun ya. Doktor. Az önce şey sordum ya, şura olsa masum olur mu diye. He. Şunun için sordum da şurayı anlayamamıştım abi. Meşrutiyetle ilgili kısımda münazarada sualde diyor ki, bazı adam şeriata muhaliftir diyor. Hı. Üstad cevap veriyor, diyor ki abi, ruhu meşrutiyet şeriattandır. Hayatı da ondandır. Fakat ilca-ı zaruretle teferruat olabilir, muvakkaten muhalif düşsün. Hem de her ne hal ki, meşrutiyet zamanında vücuda gelir, meşrutiyetten neşet etmesi lazım gelmez. Hem de hangi şey var ki, burayı soracaktım abi, hem de hangi şey vardır ki her cihette şeriata muvafık olsun? Hangi adam var ki bütün ahvali şeriata mutabık olsun? Öyleyse, bitiyor abi, şahsı manevi olan hükümet dahi masum olamaz, ancak Eflatun-u İlahi'nin Medine-i Fazıla-yı hayaliyesinde masum olabilir. Lakin meşrutiyet ile suyu istimalatın ekser yolları münset olur, istibdatta ise açıktır diyor abi. Evet, işte yani bu. Burada şey mi anlayacağız abi, şura olsa da, meşrutiyet olsa da hükümet masum olmaz mı anlayacağız? Olmaz. Öyle mi? Evet. Şey masum anlayacağız. Az önce olur dediniz de, olmaz gibi geldi bana da. Şahsi manevi başka, meşveret başka. Yani şahsi manevi şerler toplanmaz. Manevi diyorsun. Ha. Mesela diyelim ki nurcuların şahsi manevisi var. Nurcuların günahlarının toplamı değil ki, hasenelerin toplamına dönülüyor. Evven-i Şer niye denmiş? Evven-i Şer denmesinin sebebi o azam-ı şere karşı belki aynı fiili yapıyorlar. Aynı devleti yönetiyor, aynı şeyi çalıyor. Ama bunun zihniyetinde dine zarar verme niyeti yok. Yani bunu yapıyor, dünya perestliğine, menfaatinden yapıyor. Ötekisi ise bu dünyalık peşine pek değil. Bu ne yapayım ki bu din buradan kalksın? Ya şimdi yolda geliyorum ben. Şurada hemen giriş yapacağım ya. O Atatürk'ün orada döndüm geldim. Sübhanallah abi ya şöyle bir şey önüme geldi. Hayalen geldi. Ulan dedim erkek oğlum. Kemalizm nedir dedim din. Kemalizm bir dindir ama hiçbir kuralı yoktur. Tek bir kuralı vardır. İslam'a düşmanlık. Evet. Ya nereden geldi aklıma? Böyle bir din gelmiş şurada ya. Bak Allah Allah ya. Ya. Adamın bir dini yok. Dini yok yani bir kuralı yok. Tek bir kuralı var. İslam'a düşmanlık. Başka bir. Evet. İslam nasıl kalkacak? Evet. Peki sen buna nasıl taraftar olursun ya? Allah'tan kork ya. Adam sadece İslam'a düşman ya. Hiç İslam olmasın ne gelirse gelsin diyor adam.